Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Bakan hoş geldiniz. Bugün sizlere AKP'nin 18 yıldır bitmeyen masalları karşısında gençlerin gerçek hayatlarından ve beklentilerinden bahsedeceğim. Yani masallar ve gerçekler. Şimdi partinizin 2018'deki seçim beyannamesine baktım. Masal 1. İşsizliğe kalıcı olarak düşüreceğiz demişsiniz. Bildirgenizin sayfa 91'i. Peki ya gerçek ne? İşsiz sayımız ortada. Sizin şaibeli verilerinize göre bile 10 milyondan fazla işsiz var. TÜİK'e göre ise her 4 üniversite mezunu gençten birisi işsiz. İşte asıl beka sorunu işsiz gençlerdir. Bu ülkedeki genç işsizliğidir değerli arkadaşlar. Ama siz yurttaşlarından aldığınız milyarları yandaşlarınıza dağıtıyorsunuz ve bunu ısrarla ve açıkça yapmaya devam ediyorsunuz. Milyarlık vergi borçlarını siliyorsunuz. İsrafta sınır hiçbir şekilde tanımıyorsunuz. Somali'nin IMF borcunu ödüyorsunuz. 8 uçakla Kıbrıs'a gidiyorsunuz. Verilen garantilere ise girmiyorum bile. Şimdi pandemide 10 binlerce genç işini kaybetti. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Zaten sigortasız çalıştığı için işsizlik fonundan yararlanamayan pek çok gencin de olduğunu biliyorsunuz. Biliyorsunuz ama hükümetiniz böyle dönemlerde ölü taklidi yapmaya devam ediyor Sayın Bakan. Dinlerseniz çok memnun olacağım. Pandemi döneminde gençlere bir defaya mahsus karşılıksız ödeme bile yapmadınız. Biraz vicdan diyorum. Komik şeyler anlatmıyorum. Niye gülüyorsunuz bilmiyorum. İkinci masalınıza geleyim. Başvuran her gencin barınma ve burs ihtiyacını karşılayacağız demişsiniz. Peki ya gerçek? Gençler devlet yurtlarında aylarca kontenjan arıyor, imkanı olanlarsa torpil atıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarını ödeyemeyen 3 milyondan fazla genç var değerli arkadaşlar. 300 binine de icraya vermişsiniz. Sayenizde hayatına icralarla yeni bir sayfa açan gençlik var. Ama AKP Tunus'a 5 milyar dolar yolluyor, gençlerine icranın yollarını gösteriyor. Yine Katarlı yayıncı kuruluşa eski parayla 703 kat trilyon indirim sağlamışsınız. Şimdi söyler misiniz bu parayla kaç gence burs verilebilirdi, kaç gence iş imkanı yaratılabilirdi ve kaç gencin KYK borcu ödenirdi değerli arkadaşlar? Biraz vicdan diyorum. Üçüncü masal, mutlu gençlik vaadi. Peki ya gerçek? Gelecek kaygısı ve geçim derdi içindeki gençler tabii ki mutsuz ve umutsuzlar. En çok da kim biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Sizin döneminizde doğup büyümüş gençler mutsuz. Size göre tabii ki her üniversite mezunu iş bulacak diye bir kaide yok ama İstanbul'da çekirdek satmak zorunda kalan doktor öğrencisini, sanayide çalışmak zorunda kalan üniversite öğrencilerini, paket servise çıkan öğretmenleri hatırlatmak istiyorum size. Aslında masalların sonu hep mutlu biter ama sizin masallarınızda ne yazık ki bu mümkün değil. Sayın Bakan, keşke bunları konuşup da keyfinizi kaçırmasaydık ama bir genç üniversite harcını yatıramadığı için inşaatlarda çalışmak zorunda kalıyor, biliyor musunuz? İş bulamadığı, ailesine daha fazla yük olmaya dayanamadığı için intihar eden gençler var, biliyor musunuz? Gençlerin hayallerinde eğitim için, gezmek için yurt dışına gitmek vardı. Şimdi ise ardına bakmadan kaçıp gitmek var. Bunun nedenlerine gerçekten hiç kafa yoruyor musunuz? Bakın Z kuşağı size ne demişti? Size oy moy yok demişlerdi. Bu tepkinin nedenini hiç düşündünüz mü? Siz bu ülkenin geleceğinden sorumlusunuz. Milyonlarca genç işsiz, mutsuz ve borçluyken Sayın Cumhurbaşkanı'na gidip de neden bu işe bir çözüm bulabilmeliyiz diye sormuyorsunuz. Soruyorsanız neden çözülemiyor? Yoksa Instagram'dan ya da TikTok'tan istifa etmem gerekir diye korkuyor musunuz? 20 milyon gencin birkaç müteahhit kadar değeri yok mu sizin için? Bakın ben bu parlamentonun en genç milletvekillerinden birisi olarak şimdi 20 milyon gencin ne dediğini size söyleyeceğim. 20 milyon genç, yaklaşık 20 milyon genç ne diyor?
Biz ilk önce fikirlerimiz ve düşüncelerimiz ciddiye alınsın istiyoruz. Saygı görmek istiyoruz. Buyurunuz. Saygı görmek istiyoruz, kaygılarımız dikkate alınsın diyoruz. Özgür bir yaşam istiyoruz. Geri ödemeli kredilerinizi değil, öğrencilere burs istiyoruz. Bakanlık kaynaklarını betona değil, atamızın ülkeyi emanet ettiği gençlere harcasın istiyoruz. Zengin bir yandaşın milyonlarca liralık vergi borcunu değil, KYK borçlarını silin istiyoruz. Üniversiteyi kazandığımızda yurt konusunda endişe etmemek istiyoruz. Kimseye yük olmak istemiyor, ekonomik özgürlük talep ediyoruz. İş bulabilmek için acaba torpil yaptıracak tanıdık var mı diye düşünmemek istiyoruz. Eşit muamele bekliyoruz ve beyin göçündeki artış rakamlarıyla değil, yaptığımız buluşların sayısıyla anılmak istiyoruz. Tweet attığımızda ya da bir devlet büyüğünü eleştirdiğimizde gözaltına alınmayacağımızı bilmek istiyoruz değerli arkadaşlar. Ama en çok ne istiyoruz biliyor musunuz? Ve ne diye haykırıyoruz? Adalet istiyoruz değerli arkadaşlar. Adalet istiyoruz. Bunları saydık. Tamamdır. Bunları saydım ama hiçbirini yerine getirmeyeceğinizi de çok iyi biliyorum. Çünkü siz biz gençlerden korkuyorsunuz. Çünkü biz size güvenmiyoruz, size inanmıyoruz ve bizi kolaylıkla kandıramıyorsunuz. Ama hiç merak etmeyin, ilk seçimde yolcusunuz ve bu gidişinizi de asla unutamayacaksınız. Sevgili genç arkadaşlarım, umutsuz bir tablo çizdim ama yok öyle umutları yitirip karanlığa savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak. Sabredin, gerçekten az kaldı. Gelecek biziz. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, geçmiş olsun. Umarım sağlığınız daha iyidir. Bu sene size Oscar getirmedim. Çünkü işsizlik ve mutsuzluk birinciliği Oscar'ı hala sizde. Başkan, teşekkür ederim. Sayın Mustafa abi, güzel. Sayın adı güzel.